Eskişehir Atatürk Stadı'ndan iyi akşamlar. Maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika kaldı ve saat 19'daki mücadele büyük heyecan STV ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Ahmet Deniz, Can Oruç ve Soner Yüksel maç yayını için hazır. Bizler de stadyum önünden son dakika gelişmeleri sizlere aktaracağız. Son Haber Gazetesi Spor Müdürü Aytaç Ersoy ve Teknik Direktörümüz Ayhan Taşçı aramızda. Ayhan Hocam, Aytaç'ı birazdan stada uğurlayacağız. Aytaç'la devam edelim. Aytaç, hayırlı olsun diyelim. Eskişehir yeni Atatürk Stadı'nda ilk maçımız. Evet. 555 günlük bir hasret. Yani 554 de bugünle beraber 555 günlük bir hasret. Eskişehir Spor taraftarla arma ve renklerle buluşacak. Sen de saha içerisinde fotoğrafları çekeceksin. Çünkü akşam yayına hazırlanacak 3 tane gazete var. Biz de televizyon yayınıyla güne başladık. Bu zorlu karşılaşma öncesi sen neler söyleyeceksin? Taraftardan başladın konuya. Ben de taraftardan devam edeyim. Az önce Pasolik'le bir görüşme yapmıştım. Şu an rakamın 5000 civarında olduğunu öğrendim. Şeylerden bile satışı devam ediyor. Evet. Biz yayına başlarken 3700 civarındaydı. Şu an 5000. Az önce 5000 oldu. Yani yaklaşık 45 dakika var. 7000'i 8000'i zorlar mı rakam göreceğiz. Zaten 45 dakika sonra belli olacak. Tabii insanlarda bir heyecan, bir özlem de var. Bu takımı 1,5 yıldır görmemiş bir taraftar var. İnsanlar görmek istiyor. Her ne kadar kötü dönemden geçmiş olsa da sevdalarının yanında olmak istiyor insanlar. Bugün de zaten birçok insan burada. Erken saatlerde stada girmeye başladı. Erken saatlerde geldiler. Zaten az önce de şu alandaydım ben. Tek tek HES kontrolü yapılıyor. Birkaç tane taraftarın ne yazık ki geri döndüğünü de gördüm. Muhtemelen aşı problemi vardı veya daha önce Covid geçmiş. İşte prosedüre takılıp giremeyen taraftarlarımız da oldu. Maça gelecek olursak da tabii takımın galibiyetle başlamış olması şehirde büyük bir sinerji yarattı bana göre ilk maçtan. Yönetim motivasyon sağladı kendine. Yeni bir teknik direktör vardı. Teknik direktör kendine motivasyon sağladı. Özgüvene ihtiyacı olan bir takım vardı. Deplasman galibiyetiyle özgüvenleri, genç kadronun buna çok ihtiyacı vardı. Özgüven anlamında onlara bir destek sağladı bu galibiyet. Galibiyetten sonra da şehirde de bir uyanış oldu aslında. Siyasiler kulübü ziyaret etti. Oda başkanları ziyaret etti. Loja alanları oldu. LED ekranlara reklam verenler oldu. Yani şu bir haftada takımın galip gelmesinden sonra inanılmaz bir uyanış oldu. Şimdi bunun devamı çok önemli. Bu sinerjinin en azından devre arasına kadar devam etmesi çok önemli. Onun için de takımın saha içi çok önemli olduğunu geçtiğimiz hafta bir daha gördük. Saha içinde sportif başarı şart. Mevcut yetersizlikler aşikar görünüyor. Kadro yetersizliği tabii ki var. Deneyim anlamında tabii ki eksiklikler var ama bu takım da kazanabildiğini de gösterdi. Şunu da söylemek lazım. Çok değil. Bundan 2 sezon önce, 3 sezon önce Fuat Çapa'yla başlayan dönemde bugün bizim hatta çocuklar bizim Çapa çocukların başladığı dönemde bugün fotoğraflara bakıyordum Murat abi. Gazişehir maçı olması lazım. 0-0 biten bir maç vardı burada. 5. hafta, 6. hafta. İlk 11'e baktım. O ilk 11'den bugün kimse yok bu takımda. Hep o jenerasyon kayboldu. Yani o jenerasyon, o jenerasyon, çocuklar jenerasyon, bizim çocuklar dediğimiz jenerasyon 6. hafta maçı olması lazım. Gazişehir maçındaki o kadronun tamamı yok bugün. 14 tane takımdan ayrılan futbolcumuz oldu. Tabii. Biraz yani önce onlarla deneyim sorunu yaşarken, onlar hani lig adapte olacak mı derken bugün o dönem belki de U16-U15 oynayan çocukların, hakikaten çocuk diyeceğimiz isimlerin şu an A takımda koca bir armayı temsil ettiğini görüyoruz. Kolay değil üzerlerindeki yük, ağırlık da. Rakip de tabii. Şimdi Şanlıurfa Spor bu sezon çok transfer yaptı. 23-24 tane transfer yapmış olmaları lazım. Geçtiğimiz sezon çünkü ligden düşmenin eşiğine kadar geldiler. Hatta Gürses Kılıç'ın bir demeci var. O çok hoşuma gitti. Onu direkt aldım. Geçen sezon kapanmak üzere olan bir takım ligde kaldı. Bu sezon ligde en büyük hedef neyse biz ona talibiz diyor. Değil mi? Yani bir takımın hedefini, inanılmaz bir dönüş var. Ama Urfa'yı basını da takip ettiğimiz zaman, oradaki onların sosyal medyasını takip ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Şehir her anlamda siyasi, o da her anlamda kenetlenmiş takımın çevresinde. Parti ayrımı yapmadan. Yoktu böyle bir birliktelik yoktu. Yani, birliktelik yoktu. Dedim ki kapanmak üzere olan, kapanacak denilen bir kulüp 180 derecelik bir değişimle, o şehrin kenetlenmesi, siyasilerin, STK'ların kenetlenmesiyle ciddi bir yatırım. Yaklaşık 10 milyon liralık bir takım. Tabii. Kadrolarına dediğim gibi 24 tane, biraz önce biz Ayhan hocamla bunları değerlendirdik. Tek tek futbolcuları değerlendirdik. Bayağı etkili isimler var. Yani maçın kaderinde işte birincilikten, ikinciligin. Geçen sene Samsun Spor'da oynamış isimler var. Balıkesir Spor'da birincilik deneyim yaşamış isim var. Çağlar birinci gibi milli takıma kadar yükselmiş. Galatasaray, Denizli Spor'u görmüş isimler var. Erkan Kaş var. Yani zaten forvetleri ligin, bana göre ligin önemli forvetlerinden biri Özgürcan Özgür. Galatasaray altyapısından yetişti.
birçok birincilik takımında oynadı. Bugün de tabii dikkat edilmesi gereken bir isim. Ligin ilk maçında Ankara Demirspor 1-0 mağlup ettikleri maçta da golü atan Özgürcan Özgür'dü. Fizikli, güçlü bir isim. Yani Bartu'ya mı verir hoca onu, Sezgin'le birebir mi oynatır? Artık ne düşünecek taktik anlamda göreceğiz onu ama Özgürcan'ı özellikle ceza sahasına yakın, ceza sahası içi ve ceza sahası çevresinde kontrol etmek çok güç olacak. O anlamda stoperlere büyük iş düşüyor. Takım geçtiğimiz haftaya ilk 11'inden bir değişiklik gördüm. Eren Altıntaş yerine Onur Bayramoğlu. Onur Bayramoğlu'nu herhalde 10 numara mevkiinde düşünüyor. Onu daha sonra göreceğiz. Şimdi hocanın mantalitesini de daha henüz biz de tam kavrayamadık. Çünkü antrenmanlara gidemiyoruz pandemiden dolayı. Rakibe göre de oyun sistemi değişiyor. Ama kadro görünen şu ki orta sahada tıpkı Karacabey maçındaki gibi ön alanda biraz prese başlayacağımızı düşünüyorum ben. Rakibi biraz daha oynatmamaya yönelik kalabalık, çıkışlarını engellemek. O alanı kalabalık tutmaya çalışacak. Maçı 0-0 götürmek çok önemli. Çünkü kırılgan bir yapımız var. Bunu Karacabey'de de gördük. 2-1 olduktan sonra orta sahayı geçmekte çok zorlanan bir takım izledik. Zaten ikinci yarı geçmekte zorlandık ama 2-1'den sonra panik havası daha da hakim oldu. Yani umarız işler yolunda gider. Dediğimiz gibi 0-0 oyununu ne kadar uzun süre oynarsa bu takım o derece maçın içinde olacaktır. Rakibe takımımıza başarılar dileriz. Şu anlık benim aktaracaklarım bunlar. Çok ben izninizle maça geçeyim. Stadyuma gönderelim dedik ya, taraftarlar da hasret giderecek. Evet. En güzel fotoğraf kararlarını çekme dileğiyle. İnşallah. Seni stadyuma oradan. Galibiyet fotoğraflarını çekelim, evet, inşallah. Son Haber gazetesinden Aytaç Ersoy'a teşekkürler. Bu arada sevgili Soner Yüksel misafirimizi getiriyor. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tabii zorlu bir süreç. Geçtiğimiz yıl Urfa adına da sıkıntılı bir süreçti. Bu sene iyi bir yapılanmayla, güçlü bir kadroyla bir takım hedefleriniz var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bugün Urfa öğrendiğimiz kadarıyla iyi de bir takım kurmuş. Maalesef Eskişehirspor'umuzun transfer tahtası açılmadığı için gene gençlerle çıkacak. Ama ben ambiyanstan ve Eskişehir'in en büyük her zaman transferi olan seyirciden çok büyük beklentim var. Çok büyük bir itici güç olacak. En büyük inşallah transfer taraftar olacak. 1,5 yani, yıl sonra tribünlerde değil mi? Öyle maalesef maalesef liginde ayarında bir seyirci şeyi yok, kalitesi yok. Her zaman olduğu gibi Eskişehirspor taraftarına güveniyoruz bugün daha çok. İnşallah da galibiyetle ayrılırız diyorum artık. İnşallah maç sonrası taraftarlara, ekranları başında izleyenlere de İnşallah o güzel haberi veririz umarım. İnşallah. Teşekkürler. Başkanım yakalamışken bir şey daha Eskişehirspor'la alakalı. Ben Murat Başkanım'ın ne kadar büyük bir Eskişehirspor taraftarı hayranı olduğunu çok iyi biliyorum. Biz yarım saat önceki yaptığımız programda Eskişehirspor'un özellikle çevresel reklamlarla alakalı yani bir destek görmediğini, bir destek alamadığını, siz hem meclis üyesiniz hem şehirde hakikaten abi olarak sevilen bir simasınız, çok değerli bir insansınız. Bu konuda da bu mevcut yönetime özellikle biz şu alanlarla alakalı organize sahanda 600'e yakın şey var. Bunlar biliyorsunuz başkanım, baklava dilimi gibi. Küçük reklamlar, kimseyi sıkmayacak, görmeyecek reklamlar, bu konuda yönetime destek zaten veriyorsunuz. Bu konuda da bir şeyiniz olursa minnettar oluruz. Yani şüphesiz bütün yönetimlerde az veya çok elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah Mehmet kardeşimin de yönetiminde bu zor günlerde görev almasından dolayı gerçekten zor bir dönem. Yani maalesef bu kadar büyük bir taraftarın, bu kadar büyük bir camianın şehirde bu kadar ilgisiz kalıyor olmasından çok muzdaribiz. Yani bunu her zaman her yerde söylüyoruz. Ama bence çok daha anlamlı bir araya geliş olmalı. Evet. Yani bir araya geliş olmalı. Yoksa bu sadece belirli sayıklarla düzelecek bir şey değil. Şehir bir araya gelirse bir şeyler olacak diye düşünüyorum ben. Yoksa müferit olarak zaten dün olduğu gibi bugün de Eskişehirspor için elimizden geleni yapacağız. Ondan loca, ki loca almıştınız değil mi başkanım? Yani ben farklı bir yardımda bulundum. Ama loca da gerekirse alırız, problem değil. Ama bunu şehrin bir araya gelerek çok daha anlamlı bir şekilde bir araya gelmesine sağlamamız gerekiyor çocuklar. Yani bu böyle çok münferit bir şekilde kaldığı müddetçe çok da yaraya melhem olmuyor maalesef. Görüyorsunuz transfer tahtası açılmadığı müddetçe böyle her şeyi gündelik olarak halletmek zorunda kalıyoruz. O da Eskişehirspor'umuza maalesef çok büyük bir faydası olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun.
Sayın Meclis Üyemizi uğurladık. Evet. Yönetmenimizle bir 5 dakikamız kaldı dedi. Stadyuma bağlanacağız sanırım. Hemen 5 dakikada hızlı bir şekilde toparlayalım. Şanlıurfa'nın kadrosuna baktım. Şanlıurfa'nın Ankara Demirspor karşılaşmasındaki 11'inden 2 tane değişiklik var. Stoper Mustafa Çakır'ın yerine Kemal Aydemir oynuyor. Kocaeli Spor'dan transferleri. Yine Ferhan Evren'in yerine Yasin Dülger oynuyor. Daha bir deneyimli bir futbolcu Yasin Dülger. Kasımpaşa'dan transferleri. Ben sadece şunu söylemeye çalışayım. Yani gereken şeyleri zaten Aytaç kardeşimiz söyledi. Bugün sahaya çıkacak 11 hem futbolcular adına bir kantara çıkma olacak hem de teknik direktörümüz Cem Karaca adına bir kantara çıkma olacak. Evet, şimdi iki takımı kantara koyduğumuzda deneyimiyle, kadro kalitesiyle Şanlıurfa hakikaten çok ağır basıyor. Ancak oynanmamış hiçbir 90 dakikanın yani oynanmamış hiçbir 90 dakikanın 3 puan alanı yoktur biliyorsunuz. Ancak bugün hocanın saha içindeki futbolculara vereceği görevler çok önemli. Yani nasıl bir sistemle oynatacak? Acaba teknik direktörümüz rakibi nerede karşılayacak? Önde mi basacak? Üçüncü bölgenin başında mı karşılayacak? İkinci bölgede mi karşılayacak? Maçın başlama düdüğüyle beraber. Bunları hepsini görmüş olacağız. Ama şunu çok net söylüyorum. 5000 üzerinde bir taraftar mı var? Akın akın da stadyuma girmeye devam ediyor. Yöneticilerimiz de şu an Başkan Mehmet Şimşek de Mete Yılmaz da orada. Maça girmek için bekliyorlar. Güzel bir 90 dakika olacak ve STV ekranlarından yüz binlerce de yani Eskişehir'den, Türkiye'den, dünyanın dört bir tarafındaki Eskişehirler, Eskişehir Spor sevdalıları bu hasreti STV ekranlarında giderecek. Diyorum ya yönetimin işi de zor. Şu an stadyuma girmeye çalışıyorlar. Bu arada hemen ben tabii Eskişehir Spor'un maç kadrosu da hocam belli olmuştu. Evet. Rakipte dediğin gibi geçtiğimiz haftaya göre iki değişikliği var. Eskişehir Spor'da da bir oyuncu fark ediyor. Onur Bayramoğlu Eren'in yerine. Şimdi baktığımız zaman genç kalecimiz Cengiz Alp Köser kalede olacak. Hasan Ulaş Uygur, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Onur Arı, Tolga Yoktu, Berkay Tanır, Cihangir Çağlayan, Utku Kızılkaya, Buğra Çağlayan, Bartu Göçmen ilk 11 ile sahaya çıkacağız. Tabii Buğra Çağlayan 18 milli takım hazırlık kampına davet edilmişti. Ama özel izinle Urfa maçı nedeniyle yönetim federasyondan izin istedi. Urfa maçımız var. Oyuncumuzu maç sonrası gerekirse bence kampa göndeririz olmuş dediler. Çünkü Karacabey maçında da sahanın en etkili oyuncularından biriydi. Tabii, Buğra tabii, Çağlayan. Yönetim özel izinle Buğra'yı takımda tuttu. Ona da abi kardeş sahada olacaklar. Başarılar diliyorum. Baktığım zaman yedek kadroda Efehan, Muhammed, Onurhan, Göktuğ Kağan, Hakkı, Eren, Arda, Ömer Faruk ve Doğukan var. Teknik direktörümüz Cem Karaca. Bakalım. Şimdi özellikle şuna net dikkat etmemiz lazım. Biz eğer savunmamızı kendi birinci bölgemizin daha gerisine, daha 18'e yakın kurarsak çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Rakibi çok daha önde karşılamamız da lazım. Özellikle ikinci bölgenin başında rakibi hani derler ya futbol tabiri nefes aldırmayacak şekilde baskı kurmamız lazım. Ha, bu takımı siz rahat oynatmaya çalışırsanız da Şanlıurfa Spor gibi denilmiş bir takımı rahat oynatmaya çalışırsanız da bu takımın gol atması çok zor olmaz. Onun için bizim mutlaka aynen öyle. Arada, aynen öyle. Mustafa Dizman ve Mert Ergenç de yayındaki arkadaşlarımız toparlayın dediler. Çünkü stüdyoda bağlanmamız lazım. Maç yayın içinde Soner Yüksel ve Ahmet Deniz Can Oruç bekliyor. O solukları kesen zorlu maçı onlar anlatacak. Biz maç sonrası inşallah hayırlı haberleri i̇nşallah. Buradan i̇nşallah. İzleyicilerimize başarılar aktaralım. Diliyoruz. Şimdilik vedalaşalım. Birazdan dediğim gibi yayın odasına bağlanacak arkadaşlar. Maçtan sonra biz kaldığımız yerden devam ederiz hocam. Eskişehir Spor'umuza başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz.